Heperoik eksem yani yağlı eksemaya karşı ise hamemelis virginiana. Bu hamemelis denmesinin sebebi bu Türkçe karşılığı aslında nedir bunun? Cadı fındığı. Fındığa benzer çok küçük yenmeyen fındık şeklinde meyveleri var. Bu nedenle buna hamemelis cadı fındığı. Cadı fındığı hamemelis virginiana. Virginia olduğu için vatanı hamemelis virginiana denir. Hamemelis seborik eksemaya karşı bebeklerdeki pişiklere karşı, mantara karşı etkili. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. İşte mesela şu dergide de bu yaprağı ve çiçeği sarı, altın sarısı güzel çiçekleri var. Hamemelis virginiana seborik ekseme karşı etkili. Seborik eksemin mantar olduğu belgelenmiştir. Yani bunu söylememize gerek yok. Seborik eksem, atopik eksem. Evet. Atopik eksema ve eksemaya karşı laden gülü. Laden gülünün birçok türü var demiştim. Bu şifalı olan laden gülü eksemaya karşı etkili. Alerjik rahatsızlara karşı etkili. Kişi bunu kullandığı zaman yavaş yavaş bağırsaktaki zararlı bakteri ve mantarlar, virüs yok olur. Birleşimindeki etken madde antiviral, antibakteriyel, antimikozitik özelliklere sahip. Atopik eksemayı yavaş yavaş. Ama diyelim ki vatandaşın mesela bağırsaklarında mantar var. O zaman aloe vera de gerekir. Aloe vera olmadan olmaz. Veya tansiyonu, kolesterolü var. Tansiyonu, kolesterolü var. O zaman iksir de gerekir. Veyahut da asidozu var. Yani asitlenmiş. Kanı asit, asidoz. Asidoz problemi varsa bildiğimiz karbonat. Karbonat kullanacak. Çünkü asidoz çok önemli. Kişiden bünyesinde takriben 100 milyon hücre var. Bu hücrelerin faaliyeti sırasında asit ortaya çıkıyor. Glikoz yanarken oksijen tarafından yakılarak enerji dönüşü artı artık madde asit ortaya çıkıyor. Bu asidi bünyemiz atıyor. Ama kişi yanlış besleniyorsa aşırı peynir, aşırı et. Yani bir uzmanın dediği gibi hayvansal besleniyorsa ye ne olur? Asidoz olur. Asidoz kalp kaslarını eritir. Kasları eritir. Eklemlerdeki kıkırdakları eritir. Beyin kanamasının sebebi. Asidoz çok tehlikeli. Yan tesisini saymakla bitmez. Aşırı hayvansal besinler bu nedenle tehlikeli. Hı hı. Laden gülü atopik eksemayı önler.